İçindeki kadının kalitelerini biliyor musun? Ben içimde ne gibi kadınsal kaliteler taşıyorum ve yaşıyorum? Diğer bir kalitemiz tutkumuz ve her yer kayalarla dolu. Çarpa 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 ilerliyoruz. Her kadın bir şifacıdır. İçindeki kadının kalitelerini biliyor musun? Hepimiz evet kadın olarak doğuyoruz, gelişiyoruz, bir sürü program alıyoruz, aileden her yerden bir şey getiriyoruz ama ben içimde ne gibi kadınsal kaliteler taşıyorum ve yaşıyorum? Bunların ilk başında bir kardeşlik kalitem var. Ne demek bu? Bütün kadınlarla kardeş olduğumuzu, ayrı olmadığımızı, bir birlik olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Biz birbirimizin rakibi değiliz. Rakip olduğumuz sürece, çünkü birbirimizi kırarak oluşması gereken bu dişil enerjiyi, bir birliği de yok ediyoruz. Hakikatimizi biliyor muyuz? İçsel olarak taşıdığımız hakikat. Bunlar neler? Hayallerimiz, korkularımız, zayıf taraflarımız ve güçlerimiz. Hakikat aynı zamanda kadına sevgi adı altında yapılmış baskıyı da görmek. Onun güçsüz olduğunu söyleye söyleye o gücünü yok etmesine sebep olma ve bir kabuğun içine girmesini sağlayan bir durum. Ve bizim aslında annelerimiz, büyük annelerimizin çoğu aslında bu kalıpların içinden zor çıkabildiler. Bazıları çok kuvvetliydi ve kendi kuvvetlerinin farkındaydılar ama birçoğu da bu kalitesinin farkına varmadan içinde sinip böyle bir hayata geçti. Gölge tarafımız var, gölge kalitemiz var. Onu hiç fark ettin mi? Burada bizim inanılmaz korktuğumuz karanlık yanlarımız, eleştirilerimiz, baştan çıkartmalarımız. Bu illa bir erkek için olmak zorunda değil. Anne babayı da baştan çıkarabiliriz. Patronumuzu da baştan çıkarabiliriz. İstediğimize ulaşmak için. Ama burada böyle bir egosal bir yaklaşım olduğu zaman da bu bir gölge tarafımız haline geliyor. Ve karşımızdakini görmemezlikten gelmek de bir gölge tarafımız. Karşımızdakini hor görmek de gölge tarafımız. Ve kadın olarak aslında biz anneliği, yaratıcılığı taşıyorsak ki bu da çok önemli bir kalitemiz. Annelik, yaratım gücü. Bunlar o farkındalığımızda taşıyarak ilerlediğimiz zaman karşımızdakine bu tarz tavırlara girme şansımız kalmıyor. Zaten yapmak da istemiyoruz. Diğer bir kalitemiz tutkumuz. Yaptığımız her şeye tutkuyla girmek. Haz ve arzularla da bağlantılı. Bunu çocuğuna duyduğun sevgi de bir tutku. Eşinle yaşadığın ilişkideki haz ve arzu da bir tutku. Bunu canlı tutabiliyor muyuz? Çok önemli bir kalite. Çünkü bunları biz canlı tutamadığımız sürece her şey akışında zorlanır. Sanki bir nehrin ortasındasın ve sen o akan susun ve her yer kayalarla dolu. Çarpa 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 ilerliyoruz. Kadın aynı zamanda şifacı kalitesini taşır. Her kadın bir şifacıdır. Ve bunu her alana taşıyabilir. İşine, ilişkilerine, sosyal çevresine yaratmak ve onu korumaktır şifacının görevi. Ne kadar koruyorsun yarattığını? Çabuk bırakıyor musun? Bir oraya bak. Bir de savaşçı tarafımız var. Tabii savaşçı dediğimiz zaman otomatikman eril enerjiyle düşünüyoruz. Her insanın içinde erili ve dişili vardır. Kadın olarak da bizim bir eril tarafımız vardır. Animamız vardır. Onu kontrollü bir şekilde taşıyor muyuz? Yoksa erkek egomonyasında, erkek gibi iş dünyasında kendimizi göstermek için daha ön plana çıkarıyoruz. Adalet için
Ama hangi adalet? Kadınlar arasındaki adalet ve bütündeki adalet için ne kadar kendi savaşçı tarafını ön plana çıkarıyorsun? Bir tarafımızda mistik olan, ruhani olan taraf. Burada kadınlık ya da erkeklik yoktur. Ruhsal boyutta hiçbir cinsiyet yoktur. Orada karşındakinin de sen olduğunu görmek vardır. Sende var mı? Açık mısın ruhaniyete? Bir de tarafsız bakan kalitemiz var. Gördüğümüz her şeyi alıp kopyalamakta mıyız? Bir tek dışsal güzelliğe mi bakıyoruz? Yoksa içsel taşıdığımız kalitelerin farkında olarak mı bakıyoruz? Bize onlarca senedir, belki de yüzlerce senedir baskılanmış bir kadın kalıbının dışına çıkabiliyor muyuz? Yoksa onun esiri kalıyor muyuz? İşte bunlar bizim kadınsal kalitelerimiz. Bunlar dengede olduğu zaman biz de yaşamın içinde dengeli kadınlar ve dengeli bireyler olabiliyoruz. Sen ne kadar dengedesin?